karşı kıyıda iki kabile 100 yıldan beri savaşıyor. Onlara numara kabileleri deniyor. 28'e karşı 26. Hapishanelerde ve sokaklarda farklı bir dil konuşuyorlar. Biz santranç tahtasındaki rakipler gibi kesin kurallarla yaşıyor ve ölüyorlar. Merhaba. Kaybettiğin bir oyundan öğrendiklerin, kazandığın bir oyundan öğrendiklerinden fazladır derler. Buraya bu şekilde geldim. Gir içeri. Merhaba. 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 Bayrak kaldır. İndir. Silah omza. Diz çök. 28'in kan generalini birlikte selamlıyoruz. Kollar. Merhaba. 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 Yolculuk ettiğin yolu en başından gördüm. Şimdi topraklarımızdan ayrılacaksın. 28 için güçlü olan yolu unuttun. Düşmanımız seni yıkmaya kalktı. Düşmanımız topraklarını babanın kanıyla boğdu. Ama bugün general sensin. 28'in generali. Topraklarımıza güç ek. Askerlerinle savaşmaya ya da ölmeye hazır ol. Bir 28 generali bu topraklardan ayrıldığında halkı kan talep eder. Bir 26 generalinin kanı mutlaka akmalıdır. Onun kanı bayrağımızın güçlü şekilde dalgalanmasını sağlar. Rakamların bana verdiği yetkiyle yıldızlarını senden geri alacağım. Ve onları 28'in kanlı dünyasına gömeceğim. 8! 8 için 8. Sigaran var mı? Bir sigara ver. Herkesin dikkatine. Kurallara uymanız ve aksi belirtilmediği sürece herhangi bir girişimde bulunmamanız gerekiyor. İşte orada. Hadi benimle gelin. Hadi. Tekrarlıyorum. Herkesin dikkatine. Ayağa kalksana. Bayrağın nerede? Almadın mı yoksa? Şirin çocuk. Hey, durun kardeşlerim, durun. Evet. Demek satranç oynuyorsun ha? Hadi bakalım. Vay, işe bak. Şampiyon musun? Biz böyle oynarız. Normali bu. Hadi oyna. Oynasana. Seni gömeceğim. Duydun mu beni? Evet. Hey, durun. Odaklan. Tamam mı? Odaklan. İşte. Oho, akıllanmaya mı başladın sen? Hadi. Yürü sen.
Haydaray. Sizin yüzünüzden açlıklar öleceğiz. Hayır, el hareketi yapamazsın. Seni çabuk al. Gebert içer. Süre. Kira hesabını veriyorum. Ne sallanıyorsun? Yanaş ediyorsun. Tabii istiyorsun. Hadi çabuk. İstediğin kadar ye bakalım. Şahmat. Hey, işte bak. Yenildin. Aa, bu çok iyi. Komik olan ne? Komik olan ne? Söylesene. Komik mi? Bu komik mi yani şimdi? Kaçın. Çabuk olun. Çabuk. 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 Çabuk olun. Kaçın. Lanet olsun. Hadi. 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 Benim zamanım çok. Tüm gün oturmak mı istersin? Hayır. Hayır ne? Hayır ne? Deliği ben açmadım. Ama açanı biliyorsun. Büyük annenle konuşacağım. Hayır, durun. Ricardo, burada bir cinayetten söz ediyoruz. Lütfen büyükannemi bu işe karıştırma. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Tamam. Seni dinliyorum. Ben o evdeydim. Çocuğun kardeşine hareket gösteriyordum. En büyük kardeş Salim içeri girdi ve beni zorla kulübenin dışına doğru sürükledi. Seni sürükledi mi? Odanın ortasında bir delik vardı. İçinde o ölü adam yatıyordu. Kolları yanmış ve cehennemden çıkmış gibi kararmıştı. Onu yaktıklarını söylediler. Neden? Polisle konuşmaması için uyarmak amacıyla. Sonra? Polisler tam o zaman ortaya çıktı. Bir cinayet davasında aksesuar olmuşsun öyle mi? Hı? Orası Nice Times'ın bölgesi. Nice Times'ın bölgesinde ne işin vardı? Torbanda ne olduğuna bakalım. Bu nedir? Satranç hayattır. O bir şah. Şah sonsuza kadar yaşar. Her şeyin sonu vardır. Kralın değil. Hiçbir şey onu tahtadan alamaz. Satrancı severim. Ya çeteleri? Bak, benim bayrağım bile yok. Efendim, sonra satranç çalışmaya gidebilir miyim? Yol açın, çekilin. İzin verin. Tamam. Tamam, kenara çekin. Kaç saat oldu? Bir saat trafiğe yakalandık doktor.
Bir cerraha ihtiyacım var. Şimdi Doktor Ramingo. Doktor Fraser gözlem için burada kalmam gerektiğini söyledi. Bu adamın ölümünü seyredebilirsin ya da hayatını kurtarabilirsin, sana kalmış. Tamam, ona oksijen vermeliyiz. Hemşire, oksijen cihazı. Ne oluyor, kaçacağını mı düşünüyorsun? Sadece işimi yapıyorum doktor. İki ünite sıfır negatif kana ihtiyacım var, tamam mı? Ve ameliyathane gerekiyor, tamam mı? Ameliyathane yok. Ne? Doktor Fraser, ben Doktor Domingo. Bıçakla ciddi şekilde yaralanmış biri var. Evet, iç kanaması var. Doktor Domingo. Evet, biliyorum ama başka kimse yok. Ve işte tamam. Siz olsaydınız kendimi çok daha rahat hissederdim. Ama ıskaladı. Pekala. Toplayın ve kapatın. Toplayın ve kapatın. Tamam. Gerçekten büyük bir kan basıncı. İnsan bu bilerek düşüyor. Yetişmekte çok zorlanıyor. Belki bu gerilimin sebebi de bu. Peki bu konuda... Şunu kapatır mısın lütfen? Gördüğünüz gibi ulusal çapta boykotlar devam ediyor. Doktor, nabzı giderek yavaşlıyor. Oh, hayır. Teşekkür ederim doktor. Ben hallederim. Ah. Toparlayın ve kapatın doktor. Anlamı aynen bu. Kapatıyoruz. Bir yıl içinde bundan fazla bıçaklama ve silahla yaralama olayı göreceksiniz. Londra değil mi? Evet. Londra. İşte başladı. Rakip oyuncular defansa toplanmış durumda. Şu ana dek karşı bir atak göremedik. Ama yine de müthiş bir karşılaşma oluyor. İşte başladılar. Sağ kanat, evet, ilerliyor. Çok iyi bir zamanlama denemez. Sayın dinleyiciler, bekliyorlar. Şimdi bir çıkış yolu arıyorlar. Birden hücum sahasına daldı ve ilerliyor. Defans ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve işte geliyor. Kaleci tüm dikkatini topa veriyor. Ama ıskaladı. Gerçekten iyi bir gol olabilirdi. Sanırım heyecandan. Biliyor musunuz? Şans sürüyor. Evet. Çocuk masum. Onu bırakacağım. Bu kararı sen veremezsin şef. Onun gibi çocukların şansı olmuyor. Dışarıda mı? Burada ona biz öğretemezsek dışarıda kim öğretecek peki? Akşam satranç dersi varmış. Bırak oraya gitsin. İşte. Bir kez daha ama kurtaramadı. Sonunda golü buldu. Müthiş bir gol. Bu gerçekten inanılmazdı. Oyuncular şaşkın. Bir dakika. Hakem kartına doğru uzandı. Kart çıkaracak gibi görünüyor. Evet, hakem kartını çıkardı. Merhaba. 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 Merhaba Charlie kardeşim. Merhaba Farakan kardeşim. Dışarıdaki düşmana dikkat et. Sekizler için bir yer yok. Charlie kardeşim, rakamlarla işim bitti. Gerçekten. Çeteyi bırakmakla ilgili kuralı sen de biliyorsun. Kan bedeli ödemelisin. Dışarıda da aynı. Kan dökersen kan verirsin. Ben eve gidiyorum. Altıncı bölgeye gideceksin. Orada kanın bedelini ödemek için çok fırsatın olacak. Altı benim babamı öldürdü. Şimdi onun evinde yaşıyor. Bunu ona ödeteceğim. Sonra gidip oğlumu bulacağım. Şu anki tek planım bu. Biliyor musun sevgili kardeşim? Bu evde bir generalin oğluna yer var. Ve sen kardeşim, babanı burada nasıl bulduysan, oğlun da döndüğünde seni bulacak.
Sen dönene dek rütbeni koruyacağım. Annen mi bakıyor? Annenle baba nerede? İkisi de yok. Eşekleri sever misin? Pek sayılmaz. Mütevazi yaratıklardır. İsa bile bir eşeğin üstünde yol aldı. Yani bir başkanın bisiklette dolaşması gibi. Atı tercih ederdim. Buradan gidebilirdim. Ne görüyorsun? Bu bir sır baba. Bir balina mı? Bu bir sır dedim. Yoksa deniz kızı mı? Sadece çocuklar görebilir. Evet. Gelmedi. İşe gitmeliyim. Ne gördüm biliyor musun? Sana söylemeyeceğim. Hadi burada otur, tamam mı? Eşi döndü. Bunu duydu. Adams nerede? İçeride. Telefonlar durmak bilmiyor. Evet efendim. Her yer basın mensubu dolu. Evet efendim. Korktuğumuz şey sonunda başımıza geldi. Tito, semtimizden bir çocuk daha kayboldu. Bununla birlikte 4 oldu. Daha fazlasıyla tehdit ediyor. Onu yakala Tito. O pisliği bul. Gazanta en büyükleri. Amerikalılarla birlikte iş yapıyor. Onunla ilgili çok kalın bir dosya var. İkinci çocuk Tyrone. 13 yaşında. Michael en küçükleri. Kayıp olan çocuk. Bunları nereden biliyorsun? Haber almam. Ve yakınlarda yaşayan kız arkadaşımdan. O bir üniformalı. Annesi Miriam Lawrence. Babası bilinmiyor. Oğlumdan geri kalan sadece bu. O bilekliği bileğinden hiç çıkarmazdı. Bakabilir miyim Bayan Lawrence? Sakıncası yoksa. Evet. Kahrolasıca sekizler. Umarım cehennemde yanar. Umarım o hayvan cehennemde çürür. Sence bu gerçekten olabilir mi? Evet. Sanmıyorum. Aynen. Evet. Hey şef. Senin araban mı? Ne dersin, kardeşlerimle bir tur atabilir miyiz? Bence zekice olur. Sireni çalıştırıp gazlarız. Ne dersin? Küçük kardeşine üzüldüm. Sekizler yaptı. Burada gördüğüm sadece 26. Kes şunu. Beni, Philip, Kemal. Evet, hepsi de 26'lı. Hepsi de öldü. Şimdi kardeşim de öldü. Kardeşin sadece kayıp. O ölmedi.
Elbette öldü. Hepsi öldü. Gazant'ın öldüğüne dair bir kanıt yok. Kanıt mı? Bana kanıttan söz etme. Benim küçük kardeşim öldü. 3 yıl oldu, tamam mı? Tam 3 yıldır kanıt arıyorsunuz. Peki hangi kanıtı buldunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey bulamadınız. Bu işte birlikteyiz. 26'lar, 28'ler, biz polisler, bir şey duyarsan beni ara. Anlaşıldı mı? Tek bayrak altındayız. Merhaba. 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 Ben Tam'ı bulmak için geldim. Sen kimsin? Farakan. 8'lerdensin Farakan. Senin adını duydum. Burası 26'ların bölgesi. Amerikalılar, Nine Times Mongrel'lar, hepsi 26'lı. 28'ler burada istenmiyor. Merhaba. Tamamdır, her şey hazır, istediğin gibi. Tamam. Merhaba Frankie. Merhaba. Nerelerdeydin? Sen nerelerdeydin? Meşguldüm. Bay Gizemli. Bak şimdi neler Hadi. Yapacağım. Şunu benim için tak. Ricardo, bizim de yardıma ihtiyacımız var. Evet, benim de var Ricardo. Yerleşin, yerleşin. Hadi gelip yerleşin buraya. Son finaller için. Müsabakamız yaklaşık 10 saniye sonra başlıyor. Tamam, hadi bakalım. Tahtalarınızı ve yerlerinizi iyice ayarlayın. Ayağı çek. Ayağı çekmeye gerek yok. Satranç oyuncusu olun. Satrancın parçası değil ha. Hapiste olduğunu duydum. Başlayın. Niye içeri aldılar? Yine para meselesi değil mi? Hareketini yap Faysal. Hey Frankie, Ricardo'ya dün akşam nerede yattığını sor. Faysal, neler oluyor? Dün gece kimin hapiste yattığını tahmin edin. Faysal, sessiz ol. Bu doğru Bay Frederick, ona sorun. Frankie'nin mavili sevgilisine sorun. Sana yeter dedim. Şahmat. Bekle. Hey Ricardo. Ricky. Merhaba.
Bitirelim şu işi. Sayını koru adamım. Çocuklar! Hey, şu işe bakın. Merhaba. 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 Hey, size sesleniyorum. Sizin dört kişi olduğunuzu işittim. Bu doğru. Yeni olmalısınız. Buna sevindim. İlk dolarınızı kazanmadan bu iş olmaz. Bilirsin ben Gazant ve Amerikalı. Gözümüz senin üzerinde Ricardo. Sen kardeş gibisin. Ama değişim istediğini duydum. Ha? Nice Times için Amerikalılar mı? O kardeşe biraz satranç öğretiyordum. Satranç mı? Tanrı aşkına satranç mı dedin? Sana satranç öğreteyim. Etrafına bir bak. Burası devasa bir satranç tahtası. Her köşesi, her blok, her yol mutlaka birine ait. Amerikalılar, Nice Times, Dixie Boys, Mongrel'lar, hepsi 26'lı. Belki bir kamptan diğerine geçiş yapabilirsin ama dikkatli ol. Yanlış bir adım atarsan ölmüş olursun. İşin bitiverir. İşte benim satrancım. Oyun bitti. Merhaba. Merhaba. Nasılsın dostum? Nasılsın? Merhaba. Buraya gel. Hey, sen. Her şey yolunda mı? Merhaba kardeşim. Merhaba. Nasılsın dostum? İyiyim, evet. Buraya gel. Sen. Evet, buraya gel. Yaklaş. Bayrakları görüyor musun? Bunlar bizim için anlam taşıyor. Tamam mı? Bir gün bunlar senin olabilir. İkisi birden kardeşim. Anlıyor musun? Ha? Ha? Bir daha düşmanımızla asla satranç oynama. Ha? Ayağa kalk. Şimdi sakinleş. Satrançla para kazanabilir misin evlat? Zekice düşün. Ha? Burada 600 var. Git çeten için biraz para kazan. Al hadi. Durma, al hadi. Çılgın çocuk. Merhaba Ruth, ben Lily Domingo. Babamın cenazesi bugün. Bu yüzden Londra'ya cuma günü döneceğim. Evet, biliyorum. Şey, beni burada tutacak hiçbir şey kalmadı. Ben hazırım. Hey, Bantam malzemeyi 28'lerden, buradaki kahililerden alıyor. 8'ler buna kızmıyor mu? Bugünler iş yapma günleri. Biz de sizi bekliyorduk. Merhaba. Merhaba. Numaranızı gördük ve dört köşeyi nasıl koruduğunuzu biliyoruz. Merhaba. Ben Arthur'um. Genç bir asker olduğum günleri hatırlıyorum. Altılarla sekizler arasında savaşmıştım. Evet. Ve aynı kampta, senin savaştığın kampta. Mavi gökyüzünde güçlü bir savaşçıydın.
bu savaşta kardeşlerimize katılman gerek. Anlıyor musun? Yapacak bir tek işim kaldı. Sonra savaş alanını terk edeceğim. Peki neden? Çünkü özgür biriyim. Henry, yere yat. Kes şunu Henry. Tanrı aşkına kes artık. Henry, hemen buraya gel. Ben sana ne dedim? Seni yaramaz şey, buraya gel. Hey, kes şunu. Başımı şişirip durma. Hepinizin canı cehenneme. Henry! Bay Parker ne istiyordu? Televizyonunu neden aldı? Satranç nedeniyle. Büyük anne, biraz para kazanabilirim. Hapse girmek iyi değildir. Polisler beni yanlış anladı. Gel, hadi bahçeye gidelim. Gel. Orası için mücadele edeceğim. Sen de göreceksin. Orası neresiymiş? Manzarası ve temiz havası olan yer. Diğeri değil mi? Hayır, asla. Peki hangisi Ricky? Bana yine hangisi olduğunu söyle. İşte şurada, uzanmış olan. Nerede uzanmış olan? Biliyor musunuz? Aslanın poponu çiğneyebildiği yer. Gel, artık hazır. Görüşürüz. Sana hiçbir oğlum olduğundan bahsettim mi? Hayır. Kaç yaşında? 13 olmalı. 13 mü? Bak, onu bulmanın bir yolunu bulmalısın. Gidip onu aramanı isteyeceğim. Hey! Önce babamla işleri yoluna koymam gerek. Eski günlerdeki gibi onunla anlaşmam gerekiyor. Sen ciddi misin? Huzurlu bir hayat yaşarsın. Evet. İstediğin kadar oturup gazete okuyabilirsin dostum. Sıradan bir hayat. Hey evlat. Taşları getirdim. Kıyalitenin malı. Ver bakayım. İçeride. Dur. Sana ver bakayım dedim. Yavaş ol. Bu da ne evlat, biraz sakin ol. What are you? Talent. I'm complicated. I'm remote person. Complicated. Dus die skade weer wat die lucht geeft, het spiel weer in mijn donker. Kijk, hij marineer en salier, de handen hier die tonnelikken. Een warm vier, vraag meneer, kom ik hier jongen stof laat bijten. Via af te scheer, bakkers neer, wijs het, ik moet verspreken. Hoe zakt er?
Kendine bir kale inşa edebileceğini sana kim söyledi? Lee Marvin. Bayrak değiştirdiniz. Bu yüzden işiniz bitecek. Hadi uzaklaşın. Paranın geri kalanı nerede? Doldur hadi. İçeri git ve bir ütü getir. Hadi. İşe tak. Pekala. Burası yine benim evim. Tıpkı bir zamanlar olduğu gibi. Ve bundan sonra burada kalacağım. Olması gerektiği gibi, anlaşıldı mı? İşte. Her birinize gitmeniz için vereceğim pay. Hey Messi, bir kısmını kendine yeni bir yer bulmak için kullan. Güzel işler çıkar. Bunu gördünüz mü? Tamam mı? Artık 8'de değilim. Ama hala bir askerim. Biri benimle uğraşmaya kalkarsa dikkatli olsun. O zaman burada bir cehennemle karşılaşacak. Burada patron kim? Koptula Hamit. Burada olanları ve planladığım şeyleri ona anlat. Ve şimdi bu evin bir barış nehri olacağını söyle ona. Burada artık savaşılmayacak. Tekrarla. Bu ev artık bir barış nehri olacak. Bu kimin köpeği? Ben Tom'un. Onunla ilgilen. Şimdi gidin, hadi. Hadi uzaklaşın. Sen kimsin? Ben Menzi. Emenzi'nin kısaltılmışı. Su demektir. Kuraklık sırasında doğmuşum. Babamın evinde ne işiniz var peki? Ne oluyor?
İşte babanız vefat etti. Üzgünüm. Bu yüzden geri geldim. Cenazesi bugündü ama sizi göremedim. Gelemedim. Kaçırmam gerekti. Yapacak işlerim vardı. Ben doktorum. Ruhen burada olduğunuzu biliyordum. Burası benim evim. İşte burada yaşıyorum. Üzgünüm, ben anlayamadım. Yarın sabah bir kamyonet buraya gelip her şeyi alacak, tüm mobilyayı. Sonra Londra'ya geri döneceğim ve ardından ev satışa çıkacak. Hepsi bu. Hayır. Ben ve Bucky bunu planlamamıştık. Bu Bucky'nin istediği bir şey değildi. Babamla yaklaşık 5 yıldan beri konuşmuyorum. Peki açmayacak mısınız? Babamın odasını toparlayacağım. Duygularımı pek fazla gösteremediğimi biliyorum. Anlarsın, hisler. Annen öldüğünden beri. Bunun için beni suçladığını biliyorum. Ve dostlarından uzak durduğunu. Ama onlar kötüydü. Ve henüz gençtin. Düşündüğüm şeyi yaptım. Bu yüzden para biriktirip seni İngiltere'ye gönderdim. Kızım, ev karşılığını ödedi. Artık senin. Artık burada yaşayabilirsin. Kendine bir hayat kur. İhtiyacı olan halkımıza yardım et. Ayrıca Menzi'ye gelince bir keresinde hayatımı kurtardı. Onun için elinden geleni yap. Hey satranç çocuğu, buraya gel. Fikrini değiştirdin mi? Ha? Kardeşlerin için para kazanmak ister misin? Gazant olacağım. Göreceksin. İşte, sakın unutma. Bu para bana ait.
Şunu görüyor musun? Michael'ın eski bisikleti. Ne zaman biraz rüzgar esse o çılgın çocuk tekerin dövmesini seyrederdi. Rüzgarın onu döndürmesi hoşuna giderdi. Ve şimdi her döndüğünde bana Michael'ı hatırlatıyor. Ve tıpkı rüzgar gibi ben de sekizleri döndüreceğim. Onları buradan göndereceğiz. Sana gelince, sen Ricardo, kardeşim olacaksın. Peki güçlü müsün? Dayanabilecek misin? Söylesene. Hadi git. Sana ihtiyacım olduğunda seslenirim. Hadi git. Merhaba İshak amca. Lee Marvin, bu sen misin? Burada birkaç değişiklik yapacağım amca. Ne zamandır içeridesin? 13 yıldır. 13 yıl. Dinle, içerideyken babanın başına gelenlere çok üzüldüm. Korkunç bir şeydi. Artık geçmişte kaldı. Peki buradaki işler ne alemde? O işleri bıraktım artık İshak amca. Ben tam bu konuda ne diyor? Ben tam öldüm. Ne dedin? Nasıl? Doğal sebeplerden İshak amca. Yazık. Hala gençti. Önünde bir hayat vardı. Hı-hı. Öyleyse artık duvarı alçaltacak mısın eskisi gibi? Eskisi gibi İshak amca. Çiçekler. Abdullah'dan bir hediye. $40,000. Bentham'ın işi. Demek eski günlerde sana Lee Marvin diyorlardı. Babanı tanırdım. Bentham onun işini bitirmişti. Dört köşede. Şimdi Bentham'ı adamlarının yanına gönderiyorum. Burası artık benim evim. Kapılar, duvarlar hepsi kalkacak. Bentham'ın ilave ettiği her şey. O duvar korunma amaçlı. Benim evim herkese açık olacak. Adamların bir sonraki sokakta ya da Lagon'da iş yapabilirler. Burası benim evim. Bir sekizli. Altıların bölgesinde mi? Rakamlarla işim bitti Koptula. Bunu herkese söyleyeceğim. Ama şunu bil ki bayrağı olmayan bir adam bayraksız bir adamdır. Babamın takımını giymişsin. Sadece yaşlılar evine gidiyordum. Ne? Ve bitişikte oturan Bay Farakan
bana vermek için satın aldı. Ne? Onun bu işle ne ilgisi var? Parasını ödedi. Menzi, bu yardım işini ben düzenliyorum, sen değil. Ve mobilyalarımı yaşlılar evine vermek istedim. Satmak değil, anladın mı? Lütfen. Nakit tercih ederiz hanımefendi. Bay Farakan hepsinin parasını ödedi. Bilirsiniz, Baki Bay Farakan'dan hepsini almasını istedi. Siz kalmayacağınız için. Babam eşyalarını bir yabancının satın almasını ister miydi acaba? Tanrım, sizin neyiniz var? Sizin yüzünüzden uçağımı kaçırdım ve gidene dek mobilyaya ihtiyacım var. Ne oluyor? Gördünüz mü, söylemiştim, kız kalıyor. Affedersiniz. Evet, bak, ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama... Leyla? Lee? Lee Marvin? Ama şimdi Farakan. 13 yıldan beri Farakan. Hapse girdiğini duymuştum. Geri döndüm işte. Sen taşınıyor musun? Sadece babamın cenazesi için geldim. Çoktan dönmüş olmalıydım. Bu üzücü. Şimdi Londra'da yaşıyorum. Evim Londra'da. Kendisi evde otururdu. Kalbi zayıftı. Evet. İşte buradasın. Sadece bir süre için. Öyle de olsa geri dönmen güzel. Hadi evlat, buraya gel. Çocuklar, nerelerdeydin? Çocuklar. Michael hala kayıp. Gazant polisin işini yapmadığını söylüyor. Onu kendimiz bulmalıyız. Çok gevezesin. Kapa çeneni Denver. Gazant yardım etmeliyiz diyor. Sekizleri buradan püskürteceğiz. Hepimiz birlikte. Hadi gidiyoruz. Bugün genç silahlarımız sizinle gelecekler. Bugün kardeşimi hatırlayacağız. 28'lerin öldürdüğü kardeşimi hatırlayacağız. Bugün Michael'ı hatırlayacağız. İşiniz bitti 28'ler. Çavuş Christiana Rhodes'un cesedinin bulunduğu bölgeden başladığını doğruladılar. Çavuş Christiana Rhodes, çocuk tacizinden aranan bir katili ararken öldürülmüştü. Çavuş Rhodes cinayetiyle ilgili şu ana dek bir tutuklama olmadı. Evet. Gelişmelerle tekrar karşınızda ne? Olacağız. Bana mı? Tamam. Katil bana hitaben bir not göndermiş. Komiser Tito Hanekom sana ilk adımla hitap etmiş. Daniel 924. Daniel 924. Halkının günahlarını sona erdirmek için sadece 70 hafta. Bu bir süre sınırı mı? Paskalya tatillerinde... Çocuklar sokaklarda taşkınlık yapacak. Bu adam izlememiz için bize izini bırakıyor. Yakalamak mı istiyor yani? Hey Frankie, seninle konuşmalıyım. Bugünlerde büyük işler çevirdiğini sanıyordum. He?
Gazant'ın pis işlerini hallettiğini duydum. Ateşe bir odun da sen attın. Artık uyan Ricardo. Frankie. Burası bir savaş alanı. Her askerin savaşacak farklı bir cephesi var. Kraliçe güçlüdür. Annelerimizin güçlü olması gibi. Hızlı hareket eder. Onunla uğraşmayın. Şahmat. Bir at uzaklardan gelir ama yakın mesafeden öldürür. Şahmat. Şahmat. Merhaba Ricardo. Merhaba komiser. Evet, ne yapacaksın? Pratik. Satranç öğrenmek ister misin mi? Hayır, uçurtma uçurmak istiyorum. Hadi Mehdi, sana öğreteyim, gel. Elbette, hadi. Hayır baba, gel. Nasılsın? Bu uçurtma ne kadar? Her biri 100 ren. Şunu alabilir miyim? Bunu mu? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hey baba bak. Komiser, bu Medi için. Baba, alabilir miyim? Elbette. Hadi. Hadi daha hızlı. Hadi hadi. Hadi. İpi sal, ipi sal. Evet, evet, hadi, işte hadi böyle yapacaksın, tamam mı? Yavaş ol, yavaş. Hadi, ipi bırak. Hadi, hadi, ipi bırak. Koş, koş, evet. Koş, devam et. Güzel, harika. Çok iyi, güzel, güzel. Bu çok güzel. Evet, güzel. Evet. Gelmelisiniz. Ha? Nereye? Annem ölmüş, çocuklar gördüğünü söyledi. Nerede görmüş? Çalılıklarda, yangında. Televizyonda çıkmıştı. Televizyonda görmedik. Hayal değil mi? Hayır, yanan çalılıkların orada. Hadi Medi, gidelim. Uzanmışlardı. Gidip getirin. Aileleri onları gömmeli. Dinlenmeleri gerekiyor. Ama nerede? Onları nerede bulacağız? Kumun içinde. İsa'nın kanını bul. Bir cennetin rengini. Dinle. Rüzgar iç çekiyor. Nasılsın tatlım? Gel bakalım. Tamam, affedersin. Babam uçurtmamı parçaladı. Gerçekten tamam, uçurtmamı parçaladı. Görüşürüz. Amelia, Daniel 924'ü biliyor musun? O bir cennet kehaneti. Ne? Kral takipçilerinin önünde ilerlediğinde, Kudüs'ün kapılarını açtığı zaman, tüm izleyenleri palmiye yapraklarını sallayacaklar. Çöl sıcağından korunmak için kullandıkları palmiye yapraklarını. Ama o kum kirlendi.
Komiserim? Ölü çocukları topluyor. Sözün ettiği kehanet bu. Bize dediği, ona geldikleri. Onlar onu seçiyor, o onları seçmiyor. Bizler o çocukları bulacağız. Tek yapmamız gereken o cenneti bulmak. Evet. Christian'ın bulunduğu yer değil mi bu? Bu kumların üstü. Snowball! Orada mısın? Komiserim, o kumları araştırdık. Onların bir sonu yok. O zamanlar ne aradığımızı bilmiyordum. Onun cenneti. Maçları belaya girenler onu bulur. Bununla çok gurur duyuyor. Bunu bilmemizi istiyor. Evet. Hey evlat, çocuk giremez. Dışarı çık. Amca, ben Ricardo Graham. Oynamak istiyorum. Evet, bu çocuk iyi. Beni geçen yıl yendi. Param da var. Onunla oyna. Ben oynarım. Şahmat. İşini bitirdi. İkimizdi. Şahmat. Nereye gidiyorsun? Rövanş oyunu. Otur. $1,500. Ya hep ya hiç. Oyna. Yeah.
Trouble? Hemen tahtaya bak. Adli tıbbın bulduğu gübreyi hatırlıyor musun? Christian'ın tırnak aralarındakini. Onun bahçesinden. Aynen dediğim gibi. Bir bahçıvan olduğunu biliyordum. Muhtemelen gübreyi kullanmış olmalı. Hayfa NPK. Kumlu topraklar için. Girmek yasaktır. Onu kıstırdın. Şahmat. Evlat. Yine gel. Gelecek sefer para getirme. Evinle ilgileniyorsun. Benim evim Londra. Orası güzel değil mi? Sana nasıl baktığını gördüm. Ne? Bu çok saçma. Hey! Sadece söyledim, hepsi bu. Kapı açık, bu davetli olduğumu mu gösteriyor? Bir dakika. Leyla. Bundan 15 yıl kadar önce buradaydım. Bucky içeri girdi ve beni paketlemeye gönderdi. Babamın sana davranışı öyleydi. Hey, yaptığın şey her neyse evlat. Benim için sorun değil. Ben nasıl derler, açık fikirliyim. Evet, bu akşam bir şey yapıyor musun? Hiç sanmıyorum. Bekle biraz, üstümü değişeyim. Bileklik. Artı kemik tasarımı gibi. Michael Lawrence'ın fotoğrafındakinin aynısı. Kırık dallar. İp buldum. Kırmızı ve mavi ipler. Kumdan çıkıyor. Kirlenmiş kum. İsa'nın kanı ve cennetin rengi. Tamam Tito. Burada ne var görelim bakalım. Snowball,
Onları buldum. Tuhaf. Sen geri taşınıyorsun. Ben buraya taşınıyorum. Evini toparlamana yardım edebilirim. Bilirsin, satmadan önce işte. Ve bu da zaman alacak, değil mi? Zaman harcamak konusunda bir uzmanım. Gitmem gereken bir yer var. Yarın akşam. Benimle gelmek ister misin? Çıkacak mıyız? Öte diyebilirsin. Evet. Yani tüm parayı kumarda kaybettin. Sadece kumar değil. Ayrıca bir de uçurtma aldın. Uçurtma mı? Sen deli misin ha? Peki şimdi buradan kaçacak mısın? Kaçmak mı? Asla. O zaman? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bana sorarsan benimle takıl. Bir plan yapabiliriz. Çünkü nasılsa ölü sayılırsın. Gazan seni öldürecektir. Tamam, onları buldum. Evet, seni dinliyorum. Devam et. Araştırmaya devam ediyorum. Sizi bilgilendireceğiz, tamam. Bu frekansla kalalım. Anlaşıldı merkez. Bu frekansla kalalım. Tamam. İnceleme devam ediyor. En kısa zamanda sizi bilgilendireceğiz. Tamam. Biraz acele edin. Hadi. Ses çıkarmayın. Tamam, tamam. Hadi acele edin dedim. Hadi yakalanmadan halledelim. Hadi seni. Çocuklar hadi. Çabuk çabuk. Birileri gelecek. Hey Ricardo. Evet. Şunu yakala. Sessiz. Hepsini alacak mısın? Hadi ha? Çabuk çabuk. Bu da nedir böyle? Amma pahalıymış. Cinsi çabuk tutun. Bunlar biraz. Gerçek rakamlar mı? Hey şuraya bakın. Hadi hadi çabuk çabuk acele et. Tazele. Onları buldum. Yedi kişi. Hadi çocuklar hadi biraz acele edin çabuk. Acele edin. Tamam tamam. Hadi. Hadi hadi hadi. Bitirin artık. Hadi çocuklar hadi. Hadi acele çocuklar edin. Hadi çıkalım artık hadi buradan. Hadi biraz acele edin. Çabuk olun hadi. Çabuk çabuk çabuk. Birileri geliyor. Biri geliyor. Bir geliyor. Hadi hadi acele edin. Hey durun kaçmayın. Çabuk. Durun. Hadi. Sizi yakalayacağım. Çabuk ol. Buraya gelin. Hadi gel. Buraya gelin dedim. Buradan buradan. Buraya gel. Hadi buradan. Benimden kaçamazsın. Gel dedim seni pislik. Şimdi canını alacağım. Koşun koşun koşun. Gel buraya. Gel dedim sana. Nereye gidiyorsun ha? Olamaz. Yere kaçacağını sandın öyle mi? Benim. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Acele edin, hadi. Durun, kaçmayın. Ateş ediyor, ateş ediyor. Durun. Ateş ediyor. Acele et seni. Bu tarafta, bu tarafta. Bu tarafta, bu tarafta. Gelin buraya. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hey, aman tanrım, neler oluyor böyle? Çabuk olun çabuk hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi çabuk. Hey! Oradan çıkın sizi sıçanlar. Yoksa ateş ederim. Hadi dışarı çıkın. Dışarı çıkın dedim size.
Ha evet. Denver çok yavaştı. Denver çok yavaştı. Ben de oradaydım. Denver yavaştı diyorum, tamam mı? Sakin olun biraz. Yavaş olun, yavaş olun. Çocuklar sorun nedir? Ha? Sorun nedir? Ha? Denver çok yavaştı. Ne için yavaştı? Bay Parker onu yakaladı. Peki sen? Param nerede? Bu yüzden girdik zaten. Para için. Dur. Yoksa kahrolası satrançta benim paramı kayıp mı ettin? Parayı ve satrancı. Bu yüzden oraya girdik. Bu benim umurumda değil. Benim paramı mı kaybettin? Ve bir kardeşi geride mi bıraktın? Ama bu bizim tarzımız değil ha? Sence bu oğlan ne yaptığını biliyor mu? Sen geride asla bir asker bırakamazsın. Şunu görüyor musun? Gördün mü? Ha? Sana bir tüyo vermiştim. Ha? Ha? Erkek işi istiyor musun? Ne? Sana göre işim çok ama önce benim olanı istiyorum. Anladın mı? Kendi paramı. Tamam mı? Anladın mı? Bu yüzden seni aradığında çabucak ortaya çık. Tamam mı? Ve Denver kardeşe gelince konuşmasın. İşte harçlığın evlat. İhtiyacım yok, param var. Bunu al. Bay Frederick sana pençelerle ilgili ne öğretti? Uçlara doğru güçlendiklerini. Büyük anne, başaramazsam ne olacak? Elbette başaracaksın. Her zaman başarırsın. Hey! Gazant bu akşam Sally'nin yerine gelmemizi istiyor. Sally mi? Şu silahları olan adam mı? Aynen öyle. Bu akşam saat 8'de. Gazant son şansımız olduğunu söyledi. Lütfen geç kalma. Güzel temizlenmişsin. Çünkü bu özel bir gün. Sonu böyle. Ama gerçekler daima ortaya çıkar. Taktikler, fedakarlıklar, psikolojik savaş, kombinasyonlar ve karakterler. Bunlar onlara karşı kullanmak için seçtiğimiz silahlar ve... Psikolojik savaş oldukça önemlidir. Ben teşekkür bundan ederim yanayım. Yoldaş. Teşekkür ederim sana. Burada ne işimiz var? Bu akşam göreceksin. Birlikteyiz. Seçilmiş birkaç şey için başlangıç noktası. Onlara ulusal turnuvalarda kendilerini ispatlama şansı verilecek. Ricardo Glam. 18 yaş altı kategoride finalistimiz Shemila April. ...16 yaş altında Enrico Peterson. 14 yaş altı kategoride ise finalistimiz Ricardo Glam. Ricardo Glam. Tamam, sakin olun. Evet, çok güzel. Tamam mı? Tamam.
Evet, çok güzel. Hızlı durun. Pekala, pekala. O ne? Bir 38'lik. Smith & Wesson. Tam dolu. İşte bunu al. Cesco. Sen de şunu al. Ricardo. Hey sen. Geç kaldın. Neredeyse çok geç. Parayı getirdim. 300. Ne? Tamam, bunu al. Şimdi erkek işi yapacağız. Burada yazıldığı gibi. Ha? Dört köşenin yaşam tarzı budur. Ve bizim dünyamızın tarzı budur. Bu dünyada bir bayrağım olmazsa çocuklar, sokaklar beni yutar. Ha? Numarama sadık kalmazsam. Hey. 26 numara bana bütün bunları öğretti. Ha? Şiddet kullanmadan istediğimi almayı. Sizi sözcüklerimle soyarım. Aklımla. Ve bana istediğimi vermezseniz, hey, sizin peşinizden gelirim ve hepinizi öldürürüm. Tamam mı? Bu hayatta istediğiniz her şeyi 26 numara size verecektir. Ne isterseniz. Tek şeyin karşılığında. Tek şeyin. Ayağa kalkmalısınız. Anladınız evet mı? Bu gece düşmanı öldürmelisiniz. Bu gece. Ha? Bu gece o 8'leri öldüreceğiz. Michael için yapacağız. O 8'ler evet bizim topraklarımızda istediklerini yapabileceklerini evet sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Bizler Amerikalıyız. Onlardan daha çok aklımız evet var. Ve onlara derslerini korkmayın vereceğiz. Hepiniz benimle gelin. Hadi gidelim. Hadi. Evet, hadi. Evet. Korkmayın. Evet, çok güzel. Pekala, pekala. Sakın peşinden ayrılmayın. Tamam mı? Çabuk olun, çabuk. Hadi, 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 hadi. Onun babasısın. Seni tanımak isteyecek. Geç olmadan önce onunla konuşmalısın. Babamla ben asla konuşmazdık. Gerçek anlamda. Senin baban hapishane bahçesinde rahatça dolaşabilen tek gardiyandı. Umursardı. Bir baba gibiydi. Sadece sen gitmeden önce söylemem gerektiğini düşündüm. Gitmemi istiyor musun? Hayır. İşinizi bitirmeye geliyoruz, duydunuz mu? Evet. Yerinizde kalın. Sizin işinizi bitireceğiz. Hadi, hadi. Çabuk olun. Hadi. Geri at. No!
Çabuk! Hadi 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 benimle gel hadi! Hadi çabuk ol biraz çabuk! Elini biraz çabuk tutsana! Hadi hadi çabuk kaçalım! Bitir işini! Sakın yapma. Hadi evlat! Durma, ateş et! Öyle dikilip durma! Ricardo, evine git. Bitir işini! Hey, korkak olma! Ricardo, eve git. Korkan tekisin! Acele et hadi. Ne yaptın? Ne yaptın ha? O daha çocuk. Yeniden başlamak istediğini söyledin. Bunu neden yaptın? Hayır, bana dokunma. Evet. Sanırım bu çocukları tanımıyorsun. Evet. Peki silahlı çocuğu? Hiçbirini tanımıyorum. Bir tanık satranç oynayan çocuk dedi. Ricardo Glam. O tanık yanılıyor. Karanlıktı. Kim bir şey görebilir ki? Birkaç oğlan alan savaşı yapıyordu. Önemli değil. Önemli değil ha? Sanırım bu konuda uzman olan bir kişiyle konuşuyorum. Ya da ne? Bir general mi? Şu an sadece evimle ilgileniyorum. Bayan Domingo. İsim neydi? Leyla. Leyla. Leyla onunla mısın? Hayır. Onun evinden çıktığınızı söyleyen bir tanığımız var. Onunla birlikte değilim. Seni bu hafta eve götüren o oğlanı hatırlıyor musun? Satranç oynayanım. Odamı bu pisliğe bulaşmış. Öyle. Kaçıp gitti. Buralarda olmalı. Sanırım bir daha buraya gelmez. Çete onu arıyor. Onu bulmamı mı istiyorsun? Onunla mantıklı bir şekilde konuş. Seni tanıyor. Polisler hikayene inandı mı? Onlara gerçeği söyledim. Bu ev artık benim. Nefsi müdafaa. Numaramı bile dağladım.
Sekizler seni yaşattı. Ve kolundaki numaranın yardımı oldu. Senden önce de babana. Şimdi sokaklarda ölmeyi göze mi alıyorsun? Bunu mu yapacaksın? Bu çok saçma bir düşünce. Bentham'ı öldüren sensin. Bu yaşadıklarının bir intikamıydı. Yoksa numara işi falan değildi. Burada mesele rakam falan değil evlat. Burada mesele sensin. Ama bu bir numara işi. Bütün bunlar nasıl olabildi? Numaranı savunmanın tek yolu kan dökmektir kardeşim. İçeri girmek kolaydır. Dışarı çıkmak zordur. Ricardo. Hey Ricardo, gel. Hadi gidelim. Kaçtığını duydum. Bu çok kötü bir şey sayılmaz. Kaçıp gitmek. Biliyor musun Ricardo? Bir zamanlar ben de senin yaşındaydım. Hayatta kalmak için yapabileceğim tek şey vardı. Kaçmak. Bir gün neye karar verdiğimi biliyor musun? Şuna karar verdim. Artık kimseden kaçmayacaktım. Dört köşe nedir biliyor musun? Senin hayatın öyle değil mi? Gerçekte hiçbir zaman kaçamazsın. Bu yüzden bana geldin. Sana yardım etmem için, kaçmak için.
Bayrağımızdaki o yıldızlar işimizi korumak için kullandığımız mermilerdir. Bir adamın bayrağı yoksa Huzur Nehri'nin bedelini öder. İşimizi yapmak için o nehre girersen bir savaşa girdiğini bilmen gerekir. Ve bu savaş bitmeyecek. Ta ki o nehrin bedeli kanla ödenene dek. Senin kanınla ya da sekizlerin kanıyla. Merhaba Ruth. Ben Lily Domingo. Evet, hala buradayım. Ama her şeyi toparladım. Yarın akşam uçakla Londra'ya dönüyorum. Coltrane komiserim. Isla evinde görevli adam. Gençlere sosyal danışmanlık yapıyordu. Burnumuzun dibinde. İki tanesi göğsüne, biri de alnının ortasına. Bizden önce onu 26'lar yakalamış. Komiserim. Bana kazık attın. Sonra da kaçtın. Bu nedir? Bayram. Anlamı ne? Bir at yakın mesafeden öldürür. Silahın nerede? Mermi lazım mı? Evet. Komiserim, adli tıp iple eşleştiğini söyledi efendim. Bu çocukla konuşmalıyım. Satrançta kazanmak için ne yapmalısın? Şahı öldürmelisin. Merhaba kardeşim. Ha? Gördün mü? Öldürürüm ve senin için ölürüm. Ve sen Ricardo, öldürürsün ve benim için ölürsün. Bu sevgidir kardeşim.
Seni tanıyan adam. Bir sekizli. Ama bizim bloklarda kalıyor. Adamlarımız ölüyor. İşte senin sıran. Hadi git. Numaranın hakkını ver. Hadi git. Merhaba Ricardo. Yemek için geleceğini biliyordum. Senin için bir şeyim var. Nefsi müdafaa olduğunu biliyorum. Şimdi o silahı indir oğlum. Ricardo, bu adam Farrakhan sana kim olduğunu söyleyecek. Kim olduğunu biliyorum. Bir 28'di. Numaraları unut Ricardo. Ben seni arıyordum. Ne istiyorsun? Kimsin sen? Senin babanım. Benim babam yok. Evet, evet var. Benim çocuğumsun, benim oğlumsun. Şimdi numara iddiasında mı bulunuyorsun? Evet, polis de burada. Sonunda kardeşinin cesedini kumlarda bulduk. Silahını çıkar. İleri at. Sen uzak dur. Ricardo. O çeneni kapa ve uzaklaş ahbap. Anlıyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zamanın doldu ahbap. Ricardo kardeşim. 8'liyi vur. Anlıyor musun? Vuracağım. Aa evet. Son söylediğin neydi ha? Çok geciktin. Ricardo. Ne için çok gecikti? Ona sor. O benim babam. Baban mı? Sadece kafanı karıştırmak istiyor. Sekizliği vur. Baban olduğumu biliyorsun. Sekizliği vur. Ricardo, ben senin babanım. Şu sekizliği vur. Ricardo. Sekizliği vur yoksa ben vururum. Bekle. Oo. Demek oyunun bu ha? Ha? Oyunun bu mu? Ha? Yeterince güçlü müsün Ricardo? Vur beni. Yap hadi, vur beni. Ha? Şu sekizliği vur yoksa o domuzu ben vuracağım. Sonra da seni vuracağım. Ricardo yapma. Anlıyor musun? Ricardo. Ricardo. Hayır. Yardım edin. Yardım edin. Kaldıralım.
Ne? Hadi. Onu ben taşırım. Kaldır, kaldır hadi. Hadi, hadi. Hadi, çabuk. Evet. Sana bir şey getirdim. Onu diğerlerine ver. Bedel ödediğimi söyle. Belki çok fazla. Evet. Çocuk iyi olacak. Elbette Doktor Domingo sayesinde. Güzel yer. Burayı severdi. Herkesin ihtiyacı olan tek şey bu. Güzel bir yer. Hepsi bu. Gülem. Bay Fredericks. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Ricky, sen de otur. Bu Ricardo'nun babası. Farrakhan. Biliyorum. Lütfen. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncular lütfen yerlerini alsınlar. Hadi. Çabuk olun. Ayarlayalım. Yeniden ayarlayalım. Başlayın. Unutmayın, satranç hayattır. Satrancın seçim yapmakla ilgili olduğunu söylerler. Ama yapmadığın bir seçim hala oradadır. Bir hamle yapmak zorundasındır. Hoşuna gitsin ya da gitmesin. Lyric for all the light is gonna send brasa. What do fans do is make your mind clean no pizza hisse. Pixels op it yali, gian characters liever. So see yes the scene and a flick for science fiction and advertise. Nieuwe items for your image, sneakers, garments, frieten in wat. Op die couch het stieven, tussen zijn brazen wat samen zijn matriek en praat. Op die beat van een media hype, jingle topicus in nightlife, no raak het diepkes. Braden maak het skaas met kim, sociaal verstiemers, laag, straatskillers aan die vialle.
slaan zak aan mekaar als hij komt niet met een bra op die trein of in die straat. Wat verdacht zijn ze? Hij zet zijn walkman op, gas in die wallet en town raakt alles mix. Al wat hij zien is wat die jakkes in love. Wat hij zijn screen test, tosterone, squeeze weg op buttons voor joystick plekken, cellphones en internet. Yes, concept stores, boos voet die doos zien met zo consumers. Blind, doof en dom, fokkie losers. Ken zij voor zelfbewust, no calculate die man zijn catwalk. Een mannequin met een paspoort to plus. Hallo? Hallo? Bana? Wat op klas? Als vrijdag aan in die dresscode sex appeal. Bij je famous club, rechte plek voor tip het toe. Mensen kijk mekaar zo'n body language gesprekken voel. Die talen spreekt in, als ze disparate is bekend zoek. Uit die neon lucht was geen Steven. Gie om net een vuil kijken, een gevaarlijke rol, dat zijn je illegal. Die bouncer grijpt zijn fiebel frame voor zijn diek zijn zakken. Polsen wordt getzapt nadat die payment gemaakt is. Traffic is echt die kopie dansvloer. Bampen toe bampen, mijn move. We slaan wit kos, jij maakt een move. Een voor die frase wat ik zoen toe op pad is. Maar het doen nou weet hulle wat kan gebeur. Twee voor die kanie wat de leid is. Verderig die nie gevaren wat die straat wat hulle een voor een. My sec, hip hop is aan die reis. Elke cijfer stip op die wolf staan voor jou doorstip. In die so wide world gecontrol die jou wicked minds. Wie jouself terwijl hier is achtervolgens salens.